Bugün özel bir gün. Evleniyorsunuz. İkiniz de çok güzel görünüyorsunuz. Ama Nedim'e berbat görünüyor. Böyle olmaz. Güle güle. Beni kurtarın. Oh, ne harika bir kitap. Ha? O da neydi? Oh, yeni boncuk bebek. Bugün şanslı günüm. Hazır mısınız? Oh, özür dilerim, bir kaza oldu. Seni ben kurtarayım. Bu da ne? Bunu halletmemiz gerekiyor. Ah, sen de kimsin? Merhaba, nasıl gidiyor? Bu pek hoşuma gitmedi. Of, şu hale bak. Yok, çıkmıyor. Ama bir fikrim var. Makyaj fırçamı kullanacağım. Hareket etme. Nasıl oldu? Olmadı. Bir şeyler yapman gerekiyor. Pes etmek yok. Hadi bunu deneyelim. Umarım çıkar. Yok artık. Kirler hala duruyor. O halde yapılacak tek bir şey var. Oo, o da ne? İçine altın renginde sim ekliyoruz. Hatta biraz daha renklendirelim. Bebeğim en iyisini hak ediyor. Bir şey daha var. Şuraya bir banyo bombası atalım. Burası eğlenceli kısmı. Şu kabarcıklara bak. Oo, çok güzel değil mi? Bence hazır artık. Bu benim için mi? Hemen deneyeyim. Bu kıyafetlerden kurtuluyoruz. Ah, çok kıskandım. Gir bakalım içine. Bu kesin işe yarayacak. Bu kadar süre yeterli. Çık artık. Vay canına, şuna bak. Tertemiz olmuşsun. Oo, çok etkileyici. Peki o simler nereye gitti? Of, saçın içindeler. Hey, kes şunu. Hapşıracağım. Ne yapıyorsun ya? Bir mendil kullansam iyiydi. Her yere mikroplar saçıldı. Bir saniye. Bunu kullanabilirim. Keşke bunu hiç görmeseydim. Bu bütün kirleri ortadan kaldıracak. İşe yarıyor. Boğulacağım sandım. Biliyordum. Bu yaptığın çok iğrençti. Neden öyle bir şey yaptın? Peki saçlarımı ne yapıyoruz? Hmm, pek iyi görünmüyorlar. Ama bende tam gereken şey var. Bu benim eski saç fırçam. Bence işimizi görür. Saç kremi kullansaydın ya, yoldun işte. Hah, buldum. Aa, çöp kutusu mu? Uf. Oo, resmen hazine sandığı gibi. Bak, burada para bile var. Süper. Günüm giderek güzelleşiyor. Bunu sonraya saklayayım. What? Başka neler varmış bakayım? Aa, bir pipet. İşte bu faydalı olabilir. Evet, muhteşem olacak. Biraz tarz değişiminin zamanı geldi. Pipeti parçalara ayırıp ortasından birer kesik atıyoruz. Tam olarak böyle. Pipete yapıştırıcı sürüyoruz, sonra üstüne sim serpiyoruz. Ve kuruyunca bundan harika bir goodie olur. Bebeğimizin saçını bunlara doluyoruz. Bir tane daha ekledik mi tamamdır. İşte bu kadar. Ve bekliyoruz. Aa, birazdan harika göreceksin. Aklındaki harika fikir bu muydu? Sen bir de buna bak. Bir dakika, daha iyi bir fikrim var. Saçlarım ne olacak? Oo, güzelmiş. Hadi başlayalım. Bence saçların çok güzel olacak. Milyon dolarlık bir bebeğe dönüşeceksin. Vay canına, şımartıyorsun beni. Başka neler yapabiliriz? Aa, buldum. Yardımınıza ihtiyacım var. Evet, hemen. Aa, geldi bile. İşte tam ihtiyacımız olan şey. Al hadi. Bunu hak ettin. Thank you. Hadi işe koyulalım. Saçını buraya takıyoruz. Şimdi çubuğu çekip saçı geçiriyoruz. Aynı şeyi bu borularda da yapıyoruz. Sonra sihrimiz gerçekleşiyor. Alet saçını örmeye yarıyor. Beklediğimden çok daha iyi oldu. Sanki kuaföre gitmişsin gibi çok güzel. Çok tarz oldun. Oh, muhteşem. O, ben çok beğendim. Harika bir iş çıkardım doğrusu. Oyuncak bebeğim artık çok güzel görünüyor. Ha, o kıyafetleri nereden buldun? Bunlar benim bebeğiminkilerden daha güzel. Bu kıyafet çok sıkıcı. Alışverişe gidecek zamanım da yok. Aa, buldum. İhtiyacım olan her şey burada. Bunlar kendi takılarım. Nasıl da parlıyorlar. Çok güzel görünüyor. Aa, müthiş. Yok, bu çok abartılı. Bu nasıl olur? Evet, bu işe yarayabilir. Bununla çok özel bir şey yapabilirim. Etkilenmeye hazır mısın? İyi de ben bununla nasıl rekabet edebilirim? Hadi işe koyuluyoruz. Sen uzan şöyle.
Elbisene yapıştırıcı sürüyoruz. Sonra takıları buraya yapıştırıyoruz. Biraz ışıltıya ihtiyacımız var. Bu parlak taşlar çok güzel duracak. Aa, bunu görmen lazım. İşte olay bu. Ne düşünüyorsun? Bebeğinin kıyafeti benimkinden bile güzel. Onu yapmak zaten zor olmazdı. Bu elbise kesinlikle dikkat çekecek. Müthiş, sana nasıl teşekkür edebilirim? Artık sıra sende. Ne yapacağım ben şimdi? Bir düşünelim. Buldum. Bana bu bitki lazım. Ne oldu öyle? Hiç fark etmeden aldım. Bu yaprağa ihtiyacım var. Bunu bebeğimizin üstüne koyuyoruz. Sonra onun da üstüne daha büyük bir yaprak yerleştiriyoruz. Yaprakları birbirine yapıştırıp bir eteğe dönüştürüyoruz. Oo, baksana şuna. Tabiat ana bununla çok gurur duyardı. Bir sorun mu var? Peki ya saçım? Haklısın tabii. Bir saniye. Nasıl oldu sence? Harika, cam canlı bukelerin var artık. Üstelik yapması çok kolay oldu. Hoşuna gitti mi? Müthiş. En çok teşekkür ediyorum. Rica ederim canım. Fena olmamış. Karnım gurulduyor. Yiyecek bir şeye ihtiyacım var. Bu dondurma burada kalmış. Görünüşe göre fena durumda değil. Şunu bir tadına bakayım. Onu mu yiyeceksin yani? Çok lezzetli. Madem öyle diyorsun. Bir dakika. Bu da ne? Senin ayakkabıların yok. Tam bir felaket. Ne yapacağız şimdi? Belki cüzdanımda bir şeyler vardır. Bu benim açlığım. Başka neler var acaba? Sadece bir sürü nakit para. O kadar parayı yanında mı taşıyorsun? Sakıncası yoksa... olmaz, hepsi benim. Of, çok acımasızsın. Peki bununla ne yapacağım şimdi? Bir dakika, bir fikrim var. Harika bir şey olacak. Parayı miksere koyuyorum ve açıyorum. Bize küçük paralar lazım. Böyle oldu bence. Şimdi bir cımbız alıyoruz. Çünkü bu hassas bir iş. Parçaları bebeğimin ayaklarına yerleştirip üst üste diziyoruz. Parçaları ayaklarına göre şekillendiriyoruz. Üstüne oje sürüyorum ki bozulmasın ve topukları da ekliyoruz. Muhteşem ve pahalı botlar oldu. Hadi at havanı kızım. Harika görünüyorlar. Gerçekten çok şatafatlılar. Yani şunlara bir bakar mısın? Çok harikalar. Elinde ne var senin? Sen neden bahsediyorsun? Bak, eline yapış yapış bir şey var. Dondurma erimiş. En iyisi şunu temizleyeyim. Ama bu dondurma çubuğunu kullanabilirim. Çubuktan iki küçük parça kesiyoruz. Sonra bir pipo temizleyicisi alıyoruz. Çubukta delikler açtım. Pipo temizleyicisini deliklerden geçiriyoruz. İşte bebeğimin artık sandaletleri oldu. Hadi bir deneyelim şunları. Bunlar benim için mi? Ayağıma tam oldular. Çok tarz bir şey oldu. Nasıl, beğendin mi? Yalnız bu iş beni susattı. Bir içeceğe ihtiyacım var. Bütün içeceğim bu mu? Çoktan iyidir. Çok ferahlatıcı. Ama bitti maalesef. Bir dakika. Bundan harika bir şapka olur. Gerçekten mi? Bekle ve gör. Bardağı alıp birkaç değişiklik yapmamız gerekiyor. Bardağa kenarları boyunca kesikler atıyoruz. Bunun ardından kesikleri yayıyoruz. Şimdi ipliğe ihtiyacımız var. İpliği böyle sarıyoruz. Güzel oluyor. Bardağın üstüne yapıştırıcı sürüyoruz. Sonra ipliği üstüne koyup böyle bastırıyoruz. Kenarları da iplikle doldurmak için bu şekilde ilerliyoruz. Sonra fazladıkları kesip bir kurdele ekliyoruz. Çiçek son dokunuşumuz oluyor. Çok şirin oldu. Hadi tak şunu kafana. İnanılmaz. Uşağım, benim yeni bir kıyafete ihtiyacım var. Daha hızlı olabilir misin? Bu renk hoşuma gitti. Çok güzel oldu bence. Bir dakika. O şapka mı? Vay canına, bana bir bak. Bunu hak ettin sen. Şuna bir bakayım. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. O altından kumaş mı? Bana küçük bir parça lazım. Bunu bebeğimizin başının üstüne koyup bir lastik bantla yerine sabitliyoruz. Şimdi fazlalıkları kesiyoruz. Yalnız saçına dikkat ediyoruz. Sonra da buraya bir siperlik ekliyoruz. Bu bir beyzbol şapkası. Üstelik altından olanı. Buna ne diyorsun peki? Güzel olmuş. Ama ben kendiminkini tercih ederim. Klasik bir tarz. Şık ve zarifi, işte bebeğim için muhteşem bir kıyafet. Ona da çok yakıştı. İçime çok sindi doğrusu.
Peki benim bebeğimi gördün mü? Bu kıyafette her şey var. İhtişam, cazibe ve altın. Yani tam bebeğimin ihtiyacı olan şeyler. Doğrusu ben bunu giyerdim. Bu çok harika. Oh, en yakışıklı. Nasıl gidiyor hanımlar? Oh, havada aşk kokusu var. Ne bekliyorsun hala? Hadi git konuş onunla. Bu benim şanslı günüm. Kesinlikle öyle. Beraber takılalım mı? Bu harika bir dostluğun başlangıcı. Ha, gerçekten öyle. Spa günü gibisi gerçekten yok. Ara sıra kendini şımartmak çok iyi geliyor. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Bunu dört gözle bekliyordum. Ah, altın yüz maskesi. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Oyuncak bebeğimi de unutmayayım tabii. Plastikten yapılmış olmak sandığı kadar harika değil. O en iyisini hak ediyor. Ayak banyosu mu? Alışveriş yapmak için bugün her yere yürüdüm. Oh, harika, su çok sıcak. Altın göz torbalarına çok iyi geliyor. Gerçi benim göz torbalarım falan yok ama olsun. Kendimi şu an çok çekici hissediyorum. Bu spa olayı muhteşem bir şey. Ayakları yıkamak insanı çok rahatlatıyor. İşte hayat böyle değil mi? Hey, onu atıştırmak için saklıyordum. Ne oldu böyle? Vay canına, bir Barbie partisi. İşte bu, sonunda başardık. Bütün önemli oyuncak bebekler orada olacak. Sana bir kıyafet seçmemiz gerekiyor. İşte bu kısma bayılıyorum. Defilemiz başlasın. Beğendiğin bir şey var mı? Yok, hayır, bu da olmaz. Aa, bunu ben mi almışım? İğrenç, tam bir felaket. Ben hazırım artık. Ne düşünüyorsun? Ama doğruyu söyle. Harika görünüyorsun. Bir dakika, Barbie partisi varmış. Davetiyemiz postada kaybolmuş olmalı. Psst, bir şey diyeceğim. Partiye biz de gidebiliriz. Hey, ben de gelebilir miyim? Lütfen, hadi lütfen. Bir sorsam iyi olur. Betty dinle. Bizimle partiye gelmek istiyorlar. Aa, gerçekten mi, onlar mı? Sanırım sorun olmaz. Sahibim sorun olmayacağını söylüyor. Yaşasın. Hey. Teşekkürler. Çok heyecan verici ama bu kıyafetle olmaz. Sonuçta bizim itibarımız var. Yani o kıyafetler... Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Aa, bir dakika buldum. Bu balonla sorunumuzu çözebiliriz. Hadi işe koyulalım. Bir dakika. İşte bu. Ne düşünüyorsun? İşte şık, eğlenceli ve tam istediğim parti kıyafeti. Vay canına, bayıldım buna. Bende ona uyacak bir çanta da var. Aa, bir dakika, sanırım köpeğim yemiş bunu. Halbuki bu çantayı çok severdim. Bunu hiç görmediniz, tamam mı? O zaman çöpe gidiyor bu. Sorun yok ama senin bir şeye ihtiyacın var. Neyse ki elimde bu parlak kart var. Kartı çizgilerle işaretlemiştim. Şimdi kartı alıp bu şekilde katlıyoruz. Bu kısmına bir kat daha yapıyoruz. Aynısını karşı tarafa da yapıyoruz. Sonra köşeleri katlayıp küçük üçgenler yapıyoruz. Aynen böyle. Şimdi yanlarını katlıyoruz. Sonra da üçgenlerin üstüne bastırıp kartı katlıyoruz. Aynı origami yapar gibi. Ama ben şu an kuş yapmıyorum. Bütün katlama yerleri tamam. Artık buna çanta şekli verebiliriz. Köşeleri böylece büküp en üstünü katlıyoruz. İşin zorlu kısmına geliyoruz. Kenarları kıvırıp ortaya inmemiz gerekiyor. Kartı böyle bir araya getirip bu parçaları zarf gibi katlamamız gerekiyor. Şimdi buraya da bir kapak yapıyoruz. İşte bu kadar. Küçük şirin çantamız tamamdır. Ama bunun biraz pırıltıya ihtiyacı var. Bu zincirde çantamızın askısı olarak kullanabiliriz. Ah, muhteşem oldu. İşte bebeğimin ihtiyacı olan şey. Bunu herkesin görmesi için sabırsızlanıyorum. Çok ideal bir aksesuar oldu. Bu parça elbiseni çok iyi tamamlayacak. Harika görünüyorsun tatlım. Ne düşünüyorsun? Demek olay bu, öyle mi? Bende daha güzel bir şey var. Bekle biraz. Ben de bir dakika, bu ayakkabı kutusu mu? De önemli değil, bunu kullanabiliriz. Şimdi bunu güzel bir şeye dönüştüreceğiz. Önce bir kat siyah boya sürüyoruz. Sonra kurumasını bekliyoruz. Daha sonra altın rengi boyayı alıp kutunun üstünde noktalar yapıyoruz. Bu noktalarla eşsiz bir desen oluşturuyoruz. Şimdi üstüne ve kenarlarına bu noktaları ve pulları ekliyoruz. Çantamızın zarif bir şey olması gerekiyor ama hayranlıkla uyandırması lazım. Bu kadar süsleme yeterli. Bence harika oldu. Şimdi ayakkabıları içinden çıkarıyoruz. Bu metal topa altın rengi bir ip geçirmiştim. Şimdi kutunun tepesinde bir delik açıp o ipi delikten geçiriyoruz. Şu an tek istediğimiz biraz para. Aa, muhteşem oldu. Bunu görmeniz lazım. Her bebek böyle bir çanta ister. Hadi al bakalım. Vay canına, çok güzel. Beni çok iyi tanıyorsun. Sanırım artık hazırız. Hadi partiye gidiyoruz. Üf, ne gündü ama. Bir de bana sor. Ha?
Bu da nedir? Benden bir hediye gelmiş. Oo, çok düşünceli bir çocuk. Üstelik romantik de. Yalnız o benim erkek arkadaşım. Ne dedin sen? Demek bana vurdun öyle mi? Pat, al bakalım. Benden uzak dur. Kessin şunu. Sanırım haklısın. Yalnız o hediye bize geldi. Aa, hayır, tabii ki bize geldi. Of, her neyse. Kutuyu açıyorum. O zaman kimin için geldiğini öğreniriz. Vay canına, şuna bak, muhteşem. Senin harika bir zevki var. Sana bize geldiğini söylemiştim. Ah, sanki bizim de umurumuzda. Hadi şunu bir deneyelim. Çok rahat görünüyor. Aman tanrım, hep bir tahtım olmasını istemişimdir. Yani her zaman onun kraliçesi olduğumu söyler. Demek bunu söylerken ciddiymiş. Otur hadi. Aa, bir dakika. Buna ihtiyacın olacak. İşte sana harika bir aksesuar. Harika görünüyorsun. Bu anı yakalamamız lazım. Bak, bunu da fon olarak kullanabiliriz. Hadi çekiyorum, gülümse. Yaşam tarzı dergileri buna çıldıracak. Oo, çok fotojeniksin tatlım. Duştan yeteneğin var. Ne yapıyorsun sen? Muhteşem bir iş çıkarıyorum. İşte böyle. O pozda kal. Bunun için zamanım yok benim. Vay canına, büyüleyici. Evet, biliyorum. Müthiş. Gerçekten müthiş. Bir saniye. Aa, demek pipet buradaymış. Ben de onu arıyordum. İşte bunu kullanabilirim. Pipetin kenarına yapıştırıcı sürüyoruz. Küçük bir bölümünü boş bırakıyoruz. Sonra pipetimize başka bir pipet yapıştırıyoruz. Böyle bir şey olana kadar pipetleri yan yana eklemeye devam ediyoruz. Şimdi bunu yana bırakabiliriz. Sonra bu iki pipeti böyle birbirine yapıştırıp aynısından bir tane daha yapıyoruz. Bu bizim iskeletimiz olacak. Diğer pipetleri bunun üstüne yerleştiriyoruz. İşte süper rahat bir şezlongumuz oldu. Bunu bebeğime göstermek için sabırsızlanıyorum. Kesin çok hoşuna gidecek. Bu tam ihtiyacı olan şey. Çok rahat edecek. Aman tanrım. Ah, çok harika. Yaşasın. Aa, hareketli bir fotoğraf. Kendimi çok canlı hissediyorum. Daha yükseğe, daha yükseğe. Aa, olamaz. Ne yaptım ben? Sandalyem kırıldı. Bütün gün bunu izleyebilirim. Gülmeyi keser misiniz? Buna inanamıyorum. Vay canına, yeni bir oyuncak bebek. Acaba neye benziyor? Hadi açıp öğrenelim. Oo, çok değişik bir şey. Ama onun bir banyoya ihtiyacı var. Bunu suya batıracağım. Umarım su yeterince sıcaktır. Ve sihir gerçekleşiyor. Bak, suyun rengi değişiyor. Aa, bir şeyler oluyor. Bence artık hazırız. Ne dönüşümdü ama. Çok güzelsin. Hadi şimdi saçını halledelim. Fuu, çok göz alıcı. Renklerine bayıldım. Keşke benim saçım da böyle olsaydı. Ne şanslı bir kız. Hayat bazen çok acımasız olabiliyor. Neden ağlıyorsun? Ben de bir bebek istiyorum. Hep bir şeyler istiyorsun. Hadi al şunu o zaman. Vay canına, bugün şanslı günüm olmalı. Aa, bir saniye. Aa, evet, onu unutmuşum. İşte burada, yakala. Bu biraz garip oldu ama neyse, bence sıkıntı yok. Aa, bu çok eğlenceli. Harika vakit geçiriyorum. Hazır mısın? Hadi o zaman. Daha hızlı, daha hızlı. Bas gaza. Daha yeni başladık. Saçlarımın rüzgarda uçuşmasına bayılıyorum. Bip bip. Burada neler oluyor? Sanırım bir böcek yuttum. Bunların ehliyeti var mı? Olamaz. Saksı yere düştü. Bak ne yaptınız. Başınız büyük belada. Bunun temizlenmesi gerekiyor. Şaka yapmıyoruz. Aa, bu kadar büyütecek bir şey yok ya. Çok mantıksız davranıyorsunuz. Fırçayı ver bana. Of, çok ağırmış. Of, biraz yardım etseniz. Hadi ama şu an ne yapabilirim ki? Her öneriyi açayım. Yok, böyle olmayacak. Onun yerine bunu alın. Hadi bakalım. Bu çok saçma. Hadi başlayın artık. Sanırım bozuldu. Daha önce de duymuştum. Ne bekliyorsunuz? Bana böyle bakıp durma. Başka bir şey bulmalıyız. Bir saniye. Sanırım buldum. Burası fırçasına ihtiyacımız olacak. İşte bu işimizi görecek. Kılları gayet güzel ve yumuşacık. Kılları yerinden çıkarıyoruz. Bu işin kolay kısmıydı. Fon kağıdından bir parça kesip fırçaya yapıştırıyoruz. Diğer tarafa da aynısını yapıyoruz. Şimdi bize ince bir lollipop çubuğu lazım. Çubuğa bu mavi kağıdı sarıyoruz.
Yalnız sıkıca sarılmasına dikkat ediyoruz. Aynen böyle. Sonra kağıdı bantla tutturuyoruz. Aynısını alta da yapıyoruz. Şimdi fırçayı takabiliriz. İşte bu işlerini görür. Ama kiri toplamak için de bir şeye ihtiyacımız var. Turuncu bir fon kağıdı alıp bu şekilleri kesiyoruz. Büyük olan şeklin kenarına yapıştırıcı sürüp diğer parçayı ona yapıştırıyoruz. Şimdi bunu tutacak bir çubuk gerekiyor. Onun için başka bir lollipop çubuğu kullanıyoruz. Şimdi bu parçaları birbirine yapıştırabiliriz. İşte bu kadar. Wow! Temizliğe başlama zamanı geldi. Gerçekten harika fikrim bu muydu? Bu kesin aklını başından alacak. Ben el işleriyle uğraşamam. Onun yerine alet kullanmayı tercih ederim. Bu mini süpürge gibi. Çok şirin değil mi? Bu bütün kiri tozu temizleyecek. Vay canına, etkileyici. Ve bu benim. Hadi bakalım. İşe koyulun. Bu büyük haksızlık. Sürücü ben değilim ki. Hadi her yer tertemiz olacak. Ya ne demezsin. Hadi sen de bunları al. Vay canına, teşekkürler. Hadi şu işi bitirelim. Bana bunu yaptırdığına inanamıyorum. Bir an evvel bitmesi için sabırsızlanıyorum. İşte bitirdik. Güzel olmuş değil mi? Harika bir iş çıkardınız. Sizinle çok gurur duyuyorum. Ama bunu bir daha yapmayın. Yay! Açılın, biz geliyoruz. Sanırım burası uygun bir yer. İşte benim minik hastam. Bugün nasılız bakalım? Aa, biraz kirlenmişiz anlaşılan. Evet, top sizde. Aa, çok tatlı bir bebek değil mi? Upuzun harika saçları var. Şimdi bir bakalım. Pekala, tam olarak ne istiyoruz? Aa, bir saniye. İşte şimdi görebilirsiniz. Aa, evet, çok ilginç. Aa, tamamdır. Bir dakika. Nereye gitti bebek? Az önce buradaydı. Wow. Yardıma ihtiyacımız var. Ay, hiç anlamadım, göremedim. Aa, köpecik mi aldı yoksa onu? Ay, buna inanamıyorum. Aa, olamaz. Bu çok kötü. Gerçekten kötü. Evet, bebek gitmiş. Bununla ben ilgilenirim. Tuvalete gidiyoruz. Pekala. Şimdi bir bakalım. Of! Yoksa içindeki o mu? Aa, şunu görebiliyor musun? Ah. Başlıyorum. Aa, bir daha düşündüm de. Çok iğrenç. Ay, siz iyi misiniz? O zaman bu iş bende. Önce güvenlik. İşte böyle yapacağım. Zor bir iş olacak. Orada kimse var mı? Oo, çok iğrenç. Onu buradan çıkardığıma inanamıyorum. Hadi gidiyoruz. Ah, seni zavallı, kokuşmuş şey. Şu hale bak. Hele şu saçların. Sana güzel bir banyo yaptıracağım. Of, çok fena kokuyorsun. Tuvaletten çıkan pislik inanılmaz. Midem bulandı. Şimdi sıcak suyumuzu dökelim. Oh, şimdiden kendini iyi hissediyorsun değil mi? Bence öyle hissediyorsun. Oh, işte bu. Tertemiz bir kız oldun. Klozet kokusu yok oldu. Şimdi de sıra bu sivilcelerde. İşte hallettim. Şu sivilcen kocamanmış. Ay, çok fena. Şimdi cildini biraz canlandıralım. İyi geliyor değil mi? Bir şey değil canım. Bakım yaptırdıktan sonra harika bir kıza dönüştün. Bence en iyisi bu oldu. Pekala, bu taraftan. Ah, işte geldik. Oo, çok harika bir yer. Aslında bir dakika. İşte geliyor. Ne oluyor burada? Oo, bu gerçekten sen misin? Evet, sadece biraz değişmem gerekti. Ve bu gerçekten inanılmaz oldu. Buraya gel bakalım Barbie. Pekala, hoşça kal o zaman. Sen de güzel bir kıyafeti hak ediyorsun. Merak etme, o iş bende. Uzan bakalım, acaba ne giysem? Öncelikle birkaç ölçü almamız lazım. Aha, oldu bence, süper. Şurayı biraz düzeltelim. Aha, evet, işte gerçek bir moda şaheseri. Yine başardım. İşiniz bitti mi? Oo, çok şık olmuş değil mi? Ah, çok güzel. Ah, öyle gerçekten. Baştan aşağı saf güzellik. Ay, o zaman ben de arabayı alırım dedim. Ay, o da al hepsini git başımdan demez mi? Ah, iyi oldu, anlaştık. Oo, harika oldu tırnaklarım. Okay. Hoşunuza gitmesine sevindim. Aa, bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsun? Bir dakika dur.
Ne oldu? Bence onu unuttun. Aa, Barbie'yi mi kastediyorsunuz? Manikür gününe bayılıyoruz. Aa, oyuncak bebek için mi? Aynen öyle. Bir dakika. İşte muhteşem pembe tonu buradan alıyorum. Şöyle sıyıralım. Bana tek gereken şey bu. Artık hazırız. Hazır ol Barbie. Şunu dudaklarına bir sürelim. Hala geride bolca ruj kaldı. Hem de el ve ayak parmakların için yeterli. Ne kadar sevimli oldular bak. Çok güzel oldun Barbie'cim. Oh, Barbie hazır artık. Aa, çok teşekkür ederim. Harikasın. Tamam, çekilebilirsin. Çok güzel oldun kızım. Tıpkı benim gibi. Hazırlanma zamanı. Ha? Bu da ne? Aa, bu eğlenceli olabilir. Kendime engel olamıyorum. Hadi gir içeri bakalım. Aa, bak çözülüyor. Oo, çok harika. Bunlar okul malzemeleri. Hepsi benim olmalı. Ha? Neredeyim ben? Burası okul mu? En azından okul malzemelerim yanımda. Çok tatlılar, yaşasın. Bu çok önemli çocuklar. Sınavı geçmek en önemli şeydir. Ha? Ders bitti mi? Ne yapalım? Herkes gidebilir. Ay, sonunda ders bitti. Ne sıkıcıydı ya. Malzemelerimi de şöyle toplayayım. Ay, of, kapanmıyor. Ah, sen nereye gittiğini sanıyorsun? Çabuk kalem kutusuna dön. Aa, bir dakika. Sanırım bunu kullanabilirim. Evet, bu işe yarar. Hadi o zaman. Üstten bir kesik atıyoruz. Sonra tüpü kesiyoruz. Etrafına bantı sarıyoruz. Güzelce sıkılaştırıp üstüne bir etiket ekliyoruz. İşte bu işimizi görür. Güzel oldu bence. Artık bunun için tutkalla doldurabilirim. İşte bu zor kısmı. Elimizin hiç titrememesi lazım. Yoksa her yer tutkalı olur. Ağzına kadar dolduruyoruz ve kapatıyoruz. Gördünüz mü ne kadar şirin oldu? Küçük bir yapışkan tüpü. Çok sevimli. Artık çantama girebilir. Ne, ben hazırım. Artık gidebiliriz. Saçların çok güzel Barbie. Harika görünüyorsun. Güzel olan sadece Barbie değil. Aha, tamam Mars'a şimdi cesur ol. Ne? Bunlar senin için. Aa, çok tatlısın. Şey Eri. Bir sorun mu var Barbie? O pek etkilenmedi. Ne dedin? Belki de bu kötü bir fikirdi. Aa, ben sana çikolata getirdim. Aa, o da mı çikolata almış? Bunlar da seni kadar tatlı. Teşekkürler. Aa, işte bu daha iyi. Buna inanamıyorum. Şey Eri. Aa, bu şekerlemenin tadı çok acayip. Of, midem. Ay, çok kötü hissediyorum. Ya sen Barbie? Bu hiç iyi değil. Ben bir bakayım. Aa, ilginç, çok ilginç. Ben ne yapacağımı biliyorum. Bu ne için? Güven bana, ne yaptığımı biliyorum. Bununla her şeyi düzelteceğim. Bir fon kağıdı kesiyoruz. Şimdi tutkalı alıp buralara az bir şey sürüyoruz. Bu kadar yeter. Artık kenarlarını katlayabiliriz. Üstünü de bantlıyoruz. Yapboz gibi bir şey. Yapbozlar da iyiyimdir. Şimdi bir kürdanı kırıyoruz. Vay canına ne güçlüyüm. Kağıda bant yapıştırmıştım. Kürdanı bantla yapıştırıp kağıdı yuvarlıyoruz. Ucunu kalemle boyuyoruz. Bütün çevresini kalemle geçiyoruz. Bunun bir kalem gibi görünmesi gerekiyor. Beyaz fon kağıdına bu noktaları yapıyoruz. Cetvelle çalışıyorum, düzgün olması lazım. Bunu kutunun içine koyuyoruz. Bu bizim mini cetvelimiz. Kalemi de yanına koyuyoruz. Bu şeyi hata yapmamızı önleyecek. Hatta buna kapak bile yaptım. Kapağını böyle kapatıyorum. Harika oldu. Eni'ye göstermek için sabırsızlanıyorum. Aa, bu da ne böyle? Benim için mi? Aa, yok artık. Şuna bak Barbie. Sana biraz kağıt parçası bulalım. Yaratıcı olma zamanı. Ne yapma gerektiğini biliyorsun. İşte tam düşündüğüm şey. Hediye için teşekkürler. Belki beraber takılabiliriz. Ne diyorsun? Sanırım bunu biz de isteriz. Ay, çok duygulandım. Ay, bunu hemen anneme anlatmalıyım. Alın bakalım. Bir şekerleme kontrolü yapalım. Ah, bunlar benim değil ki. Hocaya getiriyorum. Ha, eminim öyledir. Şekerleme yasak. Ah, içeri sokmayacağım. Şuraya koyayım bari. Ah, dolabım olur. Ah, Miles. Şekerlemeye bayılıyorum. Yapacak tek bir şey var. Ben de geliyorum. Ah, işte geldim. Of, bu zor bir iniş oldu. Şekerleme kontrolünden mi kaçırdın? Burada bizi bulamazlar. Burası çok gizli bir yer.
Yalnız burası çok sıkıcı. Benim bir fikrim var. Şekerlemeleri yemem gerekiyor. Bu yapmak gereken bir fedakarlıktı. Şimdi bu tabağı kullanabiliriz. Ama önce bize boya lazım. Tabağı sıkıyoruz. Her zaman hazırlıklı gelirim. Bu renge bayılıyorum. Bu renk odaya ayrı bir hava katacak. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Şimdi bu pembeyi kullanalım. Aa, ne düşünüyorsun? Bence harika olacak. Güzel bir şekil oldu. Sanırım işimiz bitti. Aa, düşündüğümden bile güzel oldu. Hadi bunu duvara asalım. Burada biraz boşluk açalım. Oh, şunu ittim. Ağırmış ya. Örümcek ağlarını da temizliyoruz. Artık hazırız Annie. Artık yeteneğimi gösterebilirim. Bu harika görünecek. Neyi bekliyoruz? Bunu yapmak çok heyecan verici. Parçaları kartona yapıştırıyoruz. İşte bu son parça. Vay canına, tam bir başyapıt oldu. Ama burası boş kaldı. Böyle bırakamayız. Bunu çoktan düşündüm ben kanka. İşte böyle. Az önce birkaç defa ikiye bölmüştüm. Yerlerine tam uydular. İşte olay bu. Bu kitapları kaldırmamız lazım. Zaten içlerinde fazla resim yok. Güzel bir masaya ihtiyacımız var. Bu bitkileri de buraya koyuyoruz. Ay, çok yoruldum şimdiden. Biraz dinlenmemiz lazım. Çok çalıştık doğrusu. Ha? Ah, o neydi? Gözlerimi açık tutamıyorum. Bir zamanlar. Ah, neler oluyor? Çok korkunç. Bir dakika, benim ben. Endişelenme, bunu hemen halledeceğim. Hey, eski bir lamba vardı burada. Hey, işte lambayı yaktım. Ne güzel oldu burası. Aa, ne çirkin bir lamba. Biraz sakin ol. Ay, ne yapsam acaba? Bir şey düşünmem gerekiyor. Ha, bir saniye. Evet, bu işe yarayabilir. Bir fikrim var. Bu pembe kumaşı yere seriyoruz. Kumaşı lambaya sarıyoruz. Oo, ne tül oldu. Çok inanılmaz. Acaba Annie bunu beğenir mi? Ah, şuna bak. Bayıldım buna. Bunu bana mı yaptın? Bir dakika, işte olay bu. Ancak daha fazlası lazım. Oo, teşekkürler. Saç dokularını buraya takıyoruz. Bu lambamızı çok farklı bir şeye dönüştürecek. Devam ediyorum. Vay canına, müthiş oldu. Şuna bir bak. Ah, evet, harika bir şey yaptın. Bunu nereye koysak acaba? İşte burası uygun bir yer. Ah, Maz, şuna bir baksana. Aa, bebek gibi uyuyor. Hey, uyan. Aa, bunu neden yaptın? Of, sırtım. Burası çok rahatsız. Bu şekilde oturamam. Şunları bir alayım ben. Hey, o benim. İhtiyacımız olan şey bu ama. Güven bana. Aa, anladım. Ve bu levhayı kullanabiliriz. Levhayı buraya koyuyoruz. Şimdi havuz makarnalarına ihtiyacımız var. Makarnaları bu şekilde tam levhanın hizasından kesiyoruz. Aynen böyle. Sonra ortaya bir kesik atıp sonuna kadar devam ediyoruz. Sonra parçaları alıp levhaya yerleştiriyoruz. Bir tutkal tabancasıyla yapıştırıyoruz. Buraya uzunca bir şerit geçiyoruz. Sonra makarnayı yapıştırıp üstüne bastırıyoruz. Bunu sağlamlaştırıp üzerine kumaş örtüyoruz ve zımbalıyoruz. Boylu boyunca zımbalamaya devam ediyoruz. Sonra kumaşı ters çevirip bir makarna daha ekliyoruz. Onu tam buraya koyuyoruz. Ve kumaşı tekrar üstüne çekip yeniden zımbalamaya devam ediyoruz. Bunu levhanın sonuna kadar aynı şekilde yapıyoruz. Elimizde bir sürü makarna vardı ama daha işimiz bitmedi. Levhayı ters çevirip bacakları ekliyoruz. Bununla levhamızı yerden yükseltiyoruz. Sonuçta yerde oturmak istemeyiz, değil mi? Bunu yapmak için bir matkap kullanarak süreci hızlandırıyoruz. Pufumuzu yerine koyduk mu? Harika bir şey yaptık bence. Rengarenk bir şey yaptın Annie. Harika iş çıkardın. Burası kafa dinlemek için harika bir yer. Okuldan iyi olduğu kesin. Ah, bir şey unutuyordum. Şekerlemelerimiz de burada. Bir şekerleme ambalajı hışırtısı mı duydum? Üstelik çok yakından geldi. Bunu bir kontrol edeyim. Yoksa burada biri mi var? Şimdi bunun tadını çıkaracağım. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Alın bakalım. Bir dakika. Aa, bu da ne? Olamaz, bizi buldun, kaç. Şey, merhaba. Size şekerleme ikram edeyim. Olur valla. Hadi git git. Aa, yok, ben burada kalacağım. Jelibonlar. Orada daha vardır, oradan al. Aa, ne kaba biri. Aa, iyi bir kitap gibisi yoktur. Demek hayatım böyle sona eriyor, öyle mi? Oh, bu da ne? Neydi o? Popoma bir bebek sıkıştı. Elveda zalim dünya. Ha? O da neydi öyle? Oh, zavallı bebek.
neler yedin öyle? Klozet leş gibi kokuyor. Ah, bu bir sorun olabilir. Hadi gel Barbie. Çok kötü görünüyorsun. Sen hiç şampuan kullanmıyor musun? Ben de asıl sorunun köpek olduğunu sanırdım. Seni güzelce bir temizlemek gerek. Bu işe yaramıyor. Ama ne yapacağımı biliyorum. Bize bir bez lazım. Bu gazetede iş görür. Hiçbir işe yaramadı. Şimdi ne yapacağız o zaman? Bir dakika. Belki sandaletlerimi kullanabilirim. Bir denemeye değer. Bu iş spa günü gibi olacak. Sandaletin üstüne tıraş köpüğü sıkıyoruz. Bu şekilde bir sürü köpük kullanıyoruz. Sen çok dinlenmişsin Barbie. Şimdi seni güzelce fırçalıyoruz. Nasıl hissediyorsun kendini? Güzel oluyor değil mi? Şimdi de durulayalım. Umarım nefesini tutabilirsin. Bu kadar yeterli. Vay canına. Cildin pırıl pırıl parlıyor. Evet ama hala berbat kokuyorsun. Sen hiç alda diye bir şey duydun mu? Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. İğrenç. Biraz parfüm sıkayım şuraya. Sanki yazın çayırlarda gibiyim. Harika oldu. Of, ne ağır koku. Hapçı! Barbie nereye gitti? Bana yardım eder misin? Bu çok iğrenç. Pardon, benim hatam. İşte aldım seni. Çok özür dilerim. Hadi şu sümüklerden kurtulalım. Böyle daha iyi. Bir dakika. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Bunları tüylerinden kurtulman için kullanabiliriz. Aslında çok acıtacak. İğrenç bir şey ama işimizi iyi halletti. Bence artık dinlenebilirsin ve ben de şundan kurtulayım artık. Çok iğrenç yapış yapış. Kurtulamıyorum şundan. Hadi bırak beni artık. Bunu her gün izleyebilirim. Çok komik. Nami. Ne var? Yani yeni bir kıyafete ihtiyacım var benim. Şimdi mi? Bir dakika. Bu torbayı kullanabiliriz. Peki. Güven bana. Torbayı belinin çevresine sıkıştırıp böyle sabitliyoruz. Sonra üstüne bir lastik bant geçirip torbayı yerinde tutuyoruz. Ardından torbayı üstüne katlıyoruz. Bu renk sana çok yakıştı. Ancak daha yapacağımız çok şey var. Şimdi başka bir plastik bant alıp tam buraya koyuyoruz. Bu elbise de ciddi fark yaratacak. Daha işiniz bitmedi. Torbadan bir şerit daha kesip parçayı buraya yerleştiriyoruz. Sonra bunu göğsünden sarıp arkana bir piyon katıyoruz. Sanırım bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Etek kısmı hala çok uzun. O yüzden alttan bir parça kesiyorum. Prenseslere benzedin işte. Çok güzelsin. Gerçi saçın görüntünü mahvediyor. Hadi gel saçını halledelim. Otur bakalım buraya. Saçını kesmemiz gerekiyor. Hep saç stilisti olmak istemişimdir. Bu kısa saç modeli yakıştı sana. Ama bugün olmaz. Tıraş edelim. Kimse sana kafanın pırıl pırıl parladığını hiç söyledi mi? Söylemedi mi? Peki. Bununla işimiz bitti. Geldik sana hiç yakışmadı ama. Peki şimdi ne yapacağız? Buldum. Bu tuvalet kağıdını kullanabiliriz. Evet, bu işimizi görür. Kağıdı uzun şeritler halinde kesip parmağımıza doluyoruz. Kağıdın sık sık olması lazım. Şimdi kağıdı yavaşça açıyoruz. Bak harika oldu. Bunu kafana yapıştırıyoruz. Bundan daha fazlası lazım ama. Neyse ki hazırlıklı gelmişim. Sence güzel olacak mı? Hem de nasıl? Milano'da bu son moda. Vay canına, harika görünüyorsun. Ve hepsi benim sayemde oldu. Biliyorum çok alçak gönüllü biriyimdir. Senin podyumlarda boy göstermen lazım. Ne harika bir dönüşüm oldu. Bu kadar çalışmak uykumu getirdi. Sanırım yatma vaktim geldi. Evet, ben de çok yoruldum. Tatlı rüyalar. Sabah mı olmuş? Bir dakika. Neredeyim ben? Burası hapishane hücresi değil. Yoksa hepsi rüya mıydı? Hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar neler oluyor? İyi göründüğünde kendini iyi hissedersin. Oyuncak bebek bile olsan. Sence en iyi dönüşümü kim yaptı? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve benzer harika videolar için kanalımıza abone olmayı unutma.